Merhaba arkadaşlar, Pestivenler Birlikte'ne hoş geldiniz. Bu Perşembe günü haftanın oyuncuları gelecek. Peki kimler gelebilir? Cuma, cumartesi ve pazar günü liglerinde iyi performans sergileyen futbolcuları Konami Perşembe günü haftanın oyuncuları içerisinde bulundurmakta. Liglerinde iyi performans sergileyen futbolculara hemen bir bakalım. Öncelikle Almanya Ligi. Almanya Ligi'nde Konami iki tane takıma bakmakta. Bayer Leverkusen ve Bayern Münih'in Konami ile anlaşması var. Diğer Alman takımlarında oynayan futbolcular gelemiyor. Fakat Leverkusen ve Bayern Münih'te iyi performans sergileyen futbolcular varsa onları Playoff Divik'e getiriyor. Leverkusen takımı bu hafta 5-1'lik galibiyet aldı ve maçta hat-trick yapan Musa Diaby'nin gelme ihtimali çok yüksek. Normal kartı bile 99 hız seviyesine ulaşan bir futbolcu. Güzel bir mor kartı geldiğinde kullanılabilecek bir kanat futbolcusu. Yüksek seviyeli bir mor kartı gayet iş yapacaktır. 3 gol attı. Leverkusen takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Gelme ihtimali çok yüksek futbolculardan birisi. Diğer Alman takımı Bayern Münih'e baktığımız zaman da deplasmanda 4-1'lik galibiyet aldı. O maçta defansif orta saha Kimmich 2 asist yaptı. Performansıyla dikkat çeken bir isimdi. Kimmich de bu Perşembe günü Playoff Divik'te kendine yer bulabilir. Sonrasında Chelsea takımına baktığımızda 2-0'lık galibiyet aldı. Tottenham gibi güçlü bir takıma karşı hem attığı bir gol hem de maç içerisindeki performansıyla Hakim Ziyech bu hafta Player of the Week'e gelebilir. Chelsea takımının diğer golünü ise stoper futbolcuları Thiago Silva attı. Konami de stoperleri sever, gol atan stoperleri sever daha doğrusu. Ama oyunuyla da Hakim Ziyech çok ön plana çıktı bu hafta. Chelsea takımında gelebilecek isimlerden birisi. Liverpool'a baktığımızda deplasmanda 3-1'lik galibiyet aldı ve bu galibiyette sol bekleri Robertson 2 asist yaptı. Gelme ihtimali yüksek bir futbolcu. Napoli 4-1'lik bir galibiyet aldı ve Napoli'den bir futbolcu bu Perşembe gelebilir. Mertens burada ön plana çıkıyor. 1 gol 1 asisti var. Mertens'i de Perşembe günü haftanın oyuncularında görebiliriz. Roma ise deplasmanda 4 gol kaydetti. Roma'da birkaç isim var arkadaşlar. Hangisi gelir tam bilinmez ama dikkat çeken isimlere baktığımız zaman Roma takımında 2 gol kaydeden Tammy Abraham. Gelme ihtimali olan futbolculardan bir tanesi. Gelirse de iş yapabilir. Güzel bir mor kartı. Ya da Roma takımında örneğin Zaniola 1 gol 1 asist yaptı. Zaniola'nın mor kartları da iş yapan güzel kartlar olmakta. Ben gelmesini isterdim. Ve Roma'da diğer dikkat çeken futbolcu yine 1 gol 1 asist yapan Sergio Oliveira. Porto takımından Roma'ya transfer oldu kiralık olarak. Sezon sonunda Roma isterse bonservisini alabilecek. Bu 3 isimden birinin gelme ihtimali yüksek. Belki Abraham olabilir. Fekir'e baktığımız zaman bu hafta dikkat çeken performanslardan birini Nabil Fekir sergiledi. Real Betis 4 gollü bir galibiyet aldı. Deplasmanda 4 gol kaydetti. Ve bu maçta 2 asist yapan Nabil Fekir iyi bir maç çıkardı. Ve bunu 2 asistiyle de süsledi. Fekir'i de biz bu hafta Perşembe günü Player of the Week'te görebiliriz. Kaleci olarak baktığımızda da ben de liglerde birçok takımların kalecilerinin performanslarına tek tek baktım. Ledesma ön plana çıkıyor. 8 kurtarışı var. Takımı 2-0'lık galibiyet aldı. Ve kalesini gole kapattı. Gol yemedi. Epey de bir kurtarış yaptı. Bundan dolayı da gelme ihtimali yüksek bir kaleci. Atletico Madrid'in 3-2'lik galibiyetinde oyunda sonradan girip de 1 gol 1 asist yapan Kunha gelme ihtimali yüksek futbolculardan bir tanesi. Bordeaux Fransa Ligi'nde 4-3'lük bir galibiyet aldı. Bu maçta Koreli futbolcu hat-trick yaptı. Belki bu Koreli futbolcuyu da bu Perşembe görebiliriz yaptığı hat-trickten dolayı. Paris Saint-Germain'e baktığımızda 4-0'lık bir galibiyetleri var. Paris Saint-Germain'den de bir futbolcu aslında gelmeyi hak ediyor. Fakat kim gelebilir? Bu maçta Verratti 2 gol kaydetti. Bu pozisyon ve attığı 2 golden dolayı da Konami'nin dikkatini çekebilecek bir futbolcu. Bu maçta Sergio Ramos da gol kaydetti. Bu hafta bazı stoperler takımlarına goller kaydetti. Chelsea takımında Thiago Silva, Paris Saint-Germain'de Ramos, gol atan stoperler ya da Manchester City'de Laporte. O da gol kaydetti. Konami bazen gol atan stoperleri de Player of the Week'e ekliyor. Ben Paris Saint-Germain'de Verratti'yi bir adım önde görüyorum arkadaşlar. Bir de Orkun Kökçü. Feyenoord takımının 4-1'lik galibiyetinde 2 gol kaydetti kendisi. Bu hafta gelmeyi hak ediyor. Bakalım Orkun Kökçü'yü Konami tercih edecek mi? Manchester City 1-1 berabere kaldı. 1-0 geriye düştü. Sonradan maçı 1-1'e getirdi. Gol atan isim ise bir stoper futbolcusu Laporte. Laporte belki bundan dolayı gelme ihtimali olan futbolculardan birisi. Çok yüksek ihtimal olmasa da yine de gelirse şaşırmamak gerek.
Moutinho bu hafta iyi performans sergilen futbolculardan bir tanesi. Takımı 2-1'lik galibiyet aldı. 2 golde de kendisinin imzası var. 1 gol 1 asist yaptı. Premier Lig'de bu hafta dikkat çeken performanslardan birinde Norwich takımının santraforu kaydetti. 2 gol attı Sargent. Gelme ihtimali olan futbolculardan. Bu Perşembe günü Player of the Week'e gelmeyi hak eden futbolcuların birçoğunu sizlerle paylaştım arkadaşlar. Perşembe günü bizler için heyecanlı bir gün olacak. Sadece Player of the Week değil, onun yanında bir de ikon hediyesi olacak. Orada umarız en çok istediğimiz ikon futbolcuyu çıkarırız. Destekleriniz için de çok ama çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir de geçen haftaki Player of the Week videosunun altına yorum yazan arkadaşlarımızdan birini seçip onun hesabından ikon top açılımı gerçekleştirecektik. Ben henüz İstanbul'da değilim. İstanbul'a döndüğümüz zaman da o çekilişi gerçekleştirip çekilişi kazanan arkadaşımızın hesabından ikon gelene kadar top açılımı gerçekleştireceğiz. Belki bu hafta sonuna İstanbul'a döndüğümüzde onu da gerçekleştiririz arkadaşlar. Sizler de yoruma görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Sizlere yayınlar, iyi seyirler, hoşça kalın.